old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played two. He played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man. This old man came rolling home. This old man, he played four. He played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played five. He played knick-knack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played six. He played knick-knack on my sticks with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played seven. He played knick-knack up in heaven with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played eight. He played knick-knack on my gate with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played nine. He played knick-knack on my spine with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. Başlayalım dedim. Yani görmüş olduğunuz süpürge, fantom süpürge, yani benim vazgeçilmezim. Yani günlük evleri süpürdüğüm, yani günlük süpürürken kullandığım süpürge. Her zaman büyük süpürgemi açmıyorum. İşte gördüğünüz şeyler zaten günlük yaptığım şeyler arkadaşlar. Günlük süpürüyorum. Eğer bakıyorum toz olmadıysa, çok temizse, bir gün ara verip ertesi gün süpürdüğüm de oluyor. Yani bir gün, her gün değil de iki günde bir süpürdüğüm de oluyor arkadaşlar. İşte süpürüyorum, toz alıyorum, banyo, tuvalet, balkonlar bu şekilde. Canım sıkkın, iki şeye canım sıkkın. Çınar 2-3 gündür okula gitmek istemiyor, zorla sokuyoruz arkadaşlar. Bugün götürdüm, hiç girmek istemedi, çok fena ağladı. Öğretmeni bayağı ikna etmeye çalıştı, ben ikna etmeye çalıştım ama Nuh diye peygamber demiyor. Girmek istemiyor, ağlıyor. Aslında evde sabah kalkar kalkmaz soruyor.
hadi anne okul saatim geldi mi, öğretmenimi özledim, arkadaşlarımı özledim diye sürekli soruyor. Ama okulun kapısına gittiğimiz zaman çocuk otomatikman değişiyor. Otomatikman yani. Tamam anneciğim. Yani bizde durumlar böyle. Şu an şeyde olduğu için çok açık konuşamıyorum. Yanımda çünkü. 2-3 gün böyle deneyeceğim. Bakalım. İki üç gün kızlar şey yapacağım, deneyeceğim. Televizyon, çizgi film açmayacağım. Oyuncak da vermeyeceğim. Yani şunu yapmaya çalışıyorum. Okulun ne kadar eğlenceli bir yer olduğunun, okulun güzel bir yer olduğunun, paylaşım yapabileceğin arkadaşların, öğretmenin ve güzel vakit geçirdiğinin anlamını, yani değerini anlasın diye birkaç gün deneyeceğim arkadaşlar. Şu an sıkılmış durumda. Birkaç defa gitmek istiyorum dedi ama ben inanmıyorum. Çünkü her defasında öyle söylüyor, kapıya gittiğimizde ağlayarak çıkmak istiyorum diyor. O yüzden 2-3 gün böyle denemeyi düşünüyorum. Kendini illaki belli edecektir. Eğer olmazsa da zorlayacak bir şey yok. Zorla hiçbir şey olmuyor yani. Böyle işte rutin işlerimi yaptım arkadaşlar. İkinci şey ne? Canımı sıkan. Yani geçen gün doldurduk su kartını. Hatta ondan önce bir doldurduk. Su kartını taktık. 3-4 günde su bitti arkadaşlar. Ondan sonra tekrar doldurdu eşim. Daha 2 gün oldu takalı. Tekrar su bitti. Şu an su yok evde. Susuzuz yani. Sinir krizi geçirmek üzereyim. Biraz sonra markete gideceğim. Su alıp geleceğim. Çok canım sıkın yani. O yüzden yemek yapacağım. Nasıl yapacağım? Susuz. Ben sürekli elimi yıkarım. İşte soğan doğrayacaksın. Bir şey yapacaksın. Susuz asla olmuyor yani. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir şey alacağım mı yoksa? Hayır. Marketten su alıp geleceğiz. Hiçbir şey almayacağız başka. Sen çikolatayı hak ettiğini düşünmüyorum ben. Ben sana hep ne diyorum? Okula gittikten sonra çıkınca oğlum sana sürpriz yaparım diyorum. Sen hak etmiyorsun oğlum. Zaten çikolata sağlığa zararlı Çınar. Bugüne kadar çok yedin. Hayır oğlum okula sen gideceğim desen de ben göndermiyorum artık. Anne bir saat hep böyle yapıyor kızlar. Hep söz gideceğim okula ağlamayacağım diyor. Aslında okulda çok da güzel vakit geçiriyor. Okuldan eve geldiğinde o kadar mutlu geliyor ki. Ama neden girmek istemiyor girerken bilmiyorum. Anne bak. 3 olmuş. Bak şimdi 3 olmuş. Bir 3 olmuş. Ne saati gelmiş? Okul saati gelmiş. Hayır oğlum okula gitmeyeceğiz. Bundan sonra ben karar verdim. Anne bak. Okul saati gelmiş. Bak şimdi okul saati gelmiş. Allah Allah. Okul yok ki artık sen okula gitmiyorsun ki. Anne benim çocuklar bebek kalır. Biraz önce biz okula gittik ağlaya ağlaya eve gelmedik mi oğlum? Ne çabuk unuttun. Gelmedik eve. Bismillahirrahmanirrahim. Bak sen ne? Şarkıcı olmuş. Şu an arkadaşlar oyun oynuyorlar zaten. Şu an yemeklerini yemişlerdir. Oyun salonuna inmişlerdir aşağıya. Oyun oynuyorlardı. Boş ver oğlum sen okulu sevmiyorsun zaten. Okula gitmek istemiyorsun. Boş ver sen evde dur böyle. Evde mutlusun. Ama evde mutlu değilim. Ben üzgünüm. Üzgünüm ben. Gel şöyle bak kameranın karşısına gel bakalım. Neden üzgünsün evde? Çünkü okula gitmiyoruz. Okula gittiğimizde de okula girmek istemiyorsun. Ağlıyorsun. Ben eve geleceğim uyuyacağım diyorsun. Tamam söz ayamayacağım. Hayır söz ver. İnanmıyorum ben sana Ömer'in sözüne. Bak sen saat kaç olmuş. Allah saat kaç olursa olsun ben senin sözüne inanmıyorum artık. Her zaman söz diyorsun. Hep gittiğinde ağlıyorsun oğlum. Neyse insanların kafasını ağrıtmayalım. Ama saat onu gösteriyor. Göstersin. Senin için önemli değil artık bence. Çok kafana takma saati. Kafanı çaktım anne çok saati. Boş ver oğlum böyle evde durursun işte anneciğinle birlikte. Ne yapacaksın okula? Üzgünüm evde. Hayır bence gayet mutlusun. Ben mutlu değilim üzgünüm. O zaman okula gitseydin. Kapıdan böyle sürüne sürüne ağlaya ağlaya çıkmasaydın.
O kadar ben seninle konuştum, 10 dakika ben konuştum, 10 dakika öğretmenin konuştu, ikna etmeye çalıştı. Sen ne dedin öğretmenine ve bana? Ben okulu istemiyorum, gitmek istemiyorum, ben eve gidip uyumak istiyorum dedin anneciğim. Ben de seni eve getirdim, bu akşam da babanla konuşacağım, okuldan kaydını aldıracağım, bundan sonra okula gitmeyeceksin. Yani ben evladımı zorla götürecek değilim. Ne oldu? Niye ağlıyorsun şimdi? Çünkü okula gitmiyorum okula. Gitmek istemiyorsun. Tamam işte ben de zaten götürmeyeceğim diyorum oğlum. Götür. Gideceğim. Öyle dalga geçer gibi olmaz okul, eğitim. Ya gidersin ya gitmezsin. Gitmek istiyorum okula. Gitmek istiyorum. Arkadaşlar bizim durumlar, evin halleri ama böyle. Benim... Su yok, sinir krizi geçiriyorum. Çınar'la durumumuz bu şekilde, gördüğünüz gibi. Ne yapayım, oturayım bari, akşama da yemek yapmayayım bari. Ne yapayım yani, ne pişireyim ben? Ay, yumurta pişir, yumurta yedi. Yani ben su olmayınca ne bileyim yemek nasıl pişireceğim arkadaşlar? Ama pişirirsin anne. Ne pişirir? Yemek pişirirsin. Bakacağız oğlum. Yumurta pişir, yumurta. Bir yumurta pişir. Ya işte patlıcan. Ben bir yak, ezmek yak. Şöyle beni almayacak, uyuyor mu? Ne diyor, duyuyor musunuz ablaları? Tekrar söyle. Seni okula bırakayım. Evet, beni okula bırak. Ezmek yak. Şöyle beni okuldan almayacak. Beni okula bırak, sonra sen eve gel yemek yap, sonra da beni okuldan almaya gel Çınar diyor. Ama artık ben Çınar'ı okula götürmek istemiyorum. Çünkü hep ağlıyor. Ayımcam. Bugün geçti artık saat. Arkadaşlar Çınar'la markete gittik. Su aldık geldik. İşte Yakup'u aradım. Dedi ben gelince hallederim. Dedim su kartını doldurmaya gideyim mi ben? Dedi boş ver sen gitme şimdi çocukla dedi. Ben gelince hallederim dedi. Böyle ben de emaneten 10 litrelik su aldım. Şişemde suyum bitti. İçmeye suyum yok yani. Ondan sonra içme şişeme doldurdum. Böyle yani. Şurada da şey yaptım. Böyle biraz çamaşır suyu köpüklü koydum. Lavabonun içine döktüm hemen. Diğerleri zaten bulaşık makinesine yerleştirmiştim sabahtan. Bir şu var. Tatlıyı bitirdi Çınar. Bunun tepsisi var. Bunun içine de şimdi biraz su koyayım ki yumuşasın. Böyle kuruyup kalmasın. Böyle işte canlar. Şimdi Nescafe yapacağım kendime. Yemek olarak da eşim zaten akşam yemeğini yiyip gelecekmiş. Bir Çınar'la ben varım. Öyle pratik bir şeyler yapacağım. Artık ne yaparım bilmiyorum. Hem sağlıklı hem pratik ne yapalım, hem çok bulaşık çıkarmayacak bir şey olması gerekiyor. Böyle canlar. Çınar ilk biraz önce işte çok sıkıldığını söyledi. Okula gitmek istediğini söyledi. Öğretmenimizden de rica ettim resim atmasını. Resimler attı sınıftan, kareler attı. Nereye bırakayım? Yok evi yap. Git eve, yemek ısırıyor, sonra beni alma der, tamam mı? Oğlum artık geçti anneciğim. Ben seni okula bırakmaya gittim. Sen ama kalmak istemedin okulda, eve gelmek istedin. Ben de seni getirdim. Artık bu saatte almazlar bizi okula. Anne! Yapacak bir şey yok. Durumlar böyle işte canlar. Görüşürüz. Eğer okulu istiyorsaydın kapının önünde ağlamazdın, girerdin sınıfına. Öğretmenin sana neler söyledi? Söyledi. Söyledi, seninle konuştu. Çınar'cığım niye gelmek istemiyorsun? Gel sınıfa bak, eğleneceğiz, boya yapacağız dedi. Ben de dedim sana, oğlum gir sınıfına bak, ben eve gideceğim, yemek yapacağım, sonra seni almaya geleceğim. Eğlen burada dedim. Sen girmek istemedin, eve gelmek istedin. Gideceğim. Artık geçti işte oğlum. Hep aynısını yapıyorsun. Gidem anne, bak bu çocuğum. Çalıştır. Beni tehdit mi ediyorsun? Anne bak, bundan yıkanmamış. Yıkayamıyoruz çünkü sular yok. İçine de makinenin çamaşırı basmıştım ama sular yok, çalıştıramıyorum. Anne bu çocuğum.
Al gösteriyorum. Temiz olduğunda daha da bir kabarıyor. Dur anneciğim daha. Dur. Anne içeceğim. Su kaynadı. Nescafe'mi yapayım da bari. Oturayım da bir Nescafe keyfi yapayım. Dolaplar engel oluyor. Eğer videomu beğendiyseniz canlarım beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Eğer hala videoma, vloglarıma, ailemize abone değilseniz ailemizden bir birey olmak isterseniz abone ola tıklayabilirsiniz canlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Yarınki vlogda görüşmek üzere.